Değerli izleyicilerimiz, şehirden haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Muğla bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve yaptığı işlerle, yaptığı lezzetlerle kendinden sıkça söz edilmiş Gökhan Bey yanımızda efendim. Öncelikle kendisini bir tanıyalım, neler yapıyor burada öğrenelim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Yasemin Hanım, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz, misafirperverinize çok daha iyi olduk. Gökhan Bey kimdir, ne zamandır bu sektöre hizmet ediyor? Biraz sizi tanıyalım. Gökhan Balcıoğlu, Muğla Kabakları'lıyım. Yaklaşık 7-8 yıldır bu sektörün içindeyim. Malum birkaç değişikliğimiz oldu. Pandemi, bazı sıkıntılardan dolayı. Şu an burada en sonki faaliyetimiz fast food üzerine. Kumru, pizza, tost, cips, nugget, hamburger, cheeseburger ve soğuk içecekle birlikte faaliyet göstermekteyiz. Röportajdan önce biz burada sohbet ettik ama ekran başındaki izleyicilerimiz bunları bilmiyorlar efendim. Ben aktarmak istiyorum. Burada kendinizin özel hazırladığı spesyal ürünler de var. Onlardan evet. Biraz bahsedebilir miyiz? Özel olarak sizin buraya kattığınız nelerdir? Bulunduğumuz bölge, öncelikle şunu söylemek isterim. Kırsal bir bölge. Ve iyi kötü memur kesimimiz olsun, öğrenci kesimimiz olsun, geldiklerinde, aradıklarında standart bir şeyler olsun istemediğimiz için farklı bir hizmet sunmak istedik. Mesela pizza tomatonun pizzasıyla birlikte, cipsinin de nugget'ıyla, hamburgeriyle, cheeseburgeriyle buradaki vatandaşlarımız dışarıya gittiğinde, orada seçenekler bulduğunda ama buraya geldiğinde aynı şeyleri bulamadığı için biz de onlara hani daha iyi hizmet verelim, aynı şehir hayatını burada yaşasınlar diye düşünerek böyle bir faaliyetimizde bulunmaktayız. Memnunlar. Şu an için bir sıkıntımız yok. Çok şükür. En çok öğrenci kesime hitap ediyoruz burada üniversiteden dolayı. Evet. Öğrencinin de en çok tükettiği zaten fast food tarzı. Evet. Peki öğrencilerin bu lezzetlere geri dönüşleri ya da genel müşterilerinizin geri dönüşleri nasıl oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde az önce belirttiğim gibi kırsal bir kesimde olduğumuz için tostu, pideydi falandı. Öğrencimiz geldiğinde burada hamburger varmış. Hani ilk başta geldiğinde hani hamburger mi hamburger gibi geldiğini düşünüyorum. Ki ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci siparişlerinde tutturduğumuz ister istemez zaten görüyoruz. Bunun yanı sıra hani onlara ne bileyim hani kırsal bir kesimde okuduk ama herhangi bir şey olup olmadığını hani bazı şeylerin yokluğunu göstermemek. Yani aynı şeyleri burada da sunabilmek. Ondan sonra kumrumuzla alakalı normalde İzmir kumrusudur. Ama biz burada kendimiz yani kendi çabalarımla veyahut da kendi el becerilerimle onu burada yaşatmaya başladık. Sağ olsunlar tadanlar tekrardan tattığı için biz de yaptığımız işin düzgün ve temiz, iyi olduğunu düşünüyoruz. Gelen tekrardan geldiği zaman biz de anlıyoruz yani buradan. En önemli gıda sektöründe mutfak bölümü efendim. Evet, doğru. Mutfak bölümünde de biz zaten buna şahit olduk ama sizden de dile getirmenizi tavsiye ediyorum burada. Hijyenimiz, temizliğimiz, malzeme kalitemiz ne derecede? Hemen hemen müşterim olsun olmasın hijyen veyahut da temizlik konusunda her daim 5 dakika sonra, 2 dakika sonra müşteri gelecek gibi her türlü temizliğimiz mevcuttur. Tabaklarımız, kullandığım eşyalarım olsun veyahut da kaplarım olsun. Herhangi bir sıkıntım kesinlikle yoktur. Çok teşekkür ediyorum. Ben Gökhan teşekkür ederim. Sağ olun. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim bu bölgedeyseniz mutlaka zaten bu lezzetleri tatmışsınızdır ama bu bölgeye gelecek misafirlerimiz, turistlerimiz, yurt içi ve yurt dışı bütün herkesi buraya bekliyoruz. Güzel lezzetlerden yararlanabilirsiniz efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.